Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight katil videosundan hepinize selamlar. Dünkü solo survival videomu izlediyseniz son maç bir ping gelmişti karşıma. Benim de canım çekti, dedim bir ping gameplay yapalım. Bu arada şöyle barbekörüne bir noet patlatayım da en azından 2-3 kill garantileyelim. Her neyse, ping'e ne yapabiliriz diye düşünürken birkaç eklentisine denk geldim. Örneğin şu eklentisi sanırım yeni, daha önce görmemiştim çünkü. Kurbanlar mücadeleye ters ayı kapanları kurul olarak başlar diyor. Yani maç başlar başlamaz hepsinin kafasında tuzak oluyor. Ya jen yapmadan tuzakları çıkartmakla uğraşacaklar ya da jen yapacaklar ve dördünün de tuzağa başlayacak. Ya da işte kimler çıkartmalıysa onların tuzağa başlayacak. Bu da ya maç başında ya da maç ortasında bana büyük bir süre avantajı sağlayacak. İkinci eklentim de bu. Bu da kafasında tuzak olan kurbanlar bitkin durum efektine giriyor. Yani Dead Art, Sprint Burst, Kıvrak gibi bitkin efekti veren perkleri kullanamıyorlar. Bu da bence çok güçlü. Bu ikisini kombinleyince değişik güçlü bir build oldu. Bakalım, ilk maç deneyeceğim. Güzel bir sonuç elde edersek devam ederiz. Çok beceremezsem veya da işe yaramazsa bir sonraki maç değiştiririz. Evet, pig oynamayı da özlemişim bu arada. Uzun zaman olmuştu. Tatlı killer, sevdiğimiz bir abimizdir. Ablamızdır. Her şey olur. Hadi bakalım, filmden spoiler vermeyelim. İzleyenler, izlemeyenler olabilir. Bir an beyaz beyaz görünce dedim lan ne oluyor, bütün jenler mi kapandı anasını satayım. Bir şey diyeceğim, ben eğilerek gideyim değil mi? Evet, bravo Ahmetciğim, yakalettin onu. Bunu belki tökezlerim. Ulan sen var ya sen. Yaşa. Güzel. Çok iyi bir palet yedik. Bu arada bu tuzağını mı çıkartmış? Ya sen gerizekalı mısın? Salak mısın sen ya? Şuradan gitti de bu arada. Tam diyecektim ki önüne çıkar mıyız? Çok güzel. Volt atmış oradan. Güzel, hızlı başladık. Yoz müdahalenin etkisini değerlendirdik. Birini de gördük orada. Bak bak, çıkartmaya çalışıyorlar. Hiç yeni oturamadılar şu an. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bu arada kaç tane feng var ya? Sayma sayabiliyorsan 3 tane olduğunu anlarsın Ahmet. Gerizekalı mısın anasını satayım. Maça başlayamadılar bir türlü, evet. Daha yeni oturabilirler Jen'e. Merhaba bacım. Ay NT. Uzun spot ya. Burada zor biraz. Ama mindgame'i yedirdik. Güzel, olur. Olur yeriz. L spotu diyorsun. Tamam. Mami abimden öğrendiğim mindgame'ler sayesinde kurbanı düşüremedim. Sağ ol Mami abi. Yalnız bu... Ay respect dağıttık. Allah'tan devirmedi. Çok zaman kaybettirdik ama 2 değil 3'ü kalsaydım çok daha tatlı olabilirdi benim için. Bu jende birisi var. Merhabalar. Güzel, tamam. İlk hasarı bu şekilde beleşe verip ardından kovalayacağız. Klasik pig mantığı. Bir de böyle tatlı bir spot bulduk mu orada da özellik deneriz ama hiç spota gerek kalmadan galiba bunu düşürdük mü? Düşürdük. Süpersin babacığım. Yalnız eklenti müthişmiş. Dediğim gibi ya maç başını kilitliyor. Eğer çıkartmasalardı da bu sefer maç ortasını kilitleyecektim. Çünkü bir tane can bitti, hepsinin tuzağa başlamış olacaktı. Neler oluyor bu hayatta? Keşke İbo gerçek olsa. Sabah olup uyanınca... Keşke İbo gerçek olursa. Yapacak bir şey öyle. Teslim o ya. Ya öyle. Jen'e oturam. 500'e getirem Jen'i. Yok. Bu arada benim ruinim hayattaymış. Ama bu arkadaş hayatta değil. Görüşürüz kardeş. Vallahi DC attıran eklenti mi diyoruz hocam buna? Selamun aleyke. Ay! Tuttum götten. Valla dümdüz attım bu sefer, hiç mindgame yapmadım. Çünkü bu arkadaş biliyor gibi oyunu. En azından diğerlerine göre... ...daha mantıklı oynuyor. Sakın bana onu yaptım deme, yapmış. Muhtemelen isteyerek yapmadı ama... ...öyle bir şey yaşamışız arkadaşlar. Yaşadık kardeşim, onun da kralını yaşadık. Fake attım, yemin ediyorum biliyordum. Oğlum çok iyi okudum lan burayı. Özelliği kullansaydım uçacak gidecekti. Hop! Vallahi billahi güzel okuduk. Bravo, kendimi tebrik ediyorum. Dead Art falan yoktu galiba zaten bunun. Nice. İşte böyle karşısındaki Survivor'a göre oynarsanız arkadaşlar çok iyi kilitliyorsunuz maçı. Çok bir iz göremediğimize göre buralarda bir yerdesin. Aynen öyle. He? Oğlum bir şey diyeceğim. Ne yaptı tam olarak? Amigo Orhan uçuşursa yedim anasını satayım. Mustafa Denizli'ye uçtuğu şeyi yedim ya. Oğlum, yemin ediyorum mindgame yapacaktım. Bu tarafa geçemedim ya. Allah kahretsin. Seni yakalayacağım bu spotta, inat ettim, seni bu spotta yakalayacağım. Oğlum! Yok tamam, bırakıyorum inadı. Yadoya bırakmıyorum.
Boy. Ne zaman böyle Bloodlust killer'lık yapsam çok kötü oynuyorum. Direkt kırmam lazım paleti. Çünkü güçlü bir palet yani. Niye inat ediyorsun değil mi? Gerizekalı mısın? Ya maçı satsam şuradan 2 tane 3 tane can aynı anda bitse? Oğlum var ya sen beni bir yerden gördün saklandın bir şey diyeyim mi ben sana? Hello boy. Tamam kır. Hiç uğraşılmaz burayla. Direkt voltladım diyorsun. Lan oğlum 180'de bir şey geçti önümden. Ya anasını avradını satayım. Ne yapıyorsun şu an ya? Şu an bak can avrindesin şu an. Şu an can avrindesin. Oğlum bu kadar iyi mi oynuyordu? Yo. Bu kim ben? Buna hiç şey attım mı? Chase attım mı? Atmadım herhalde. Yani bu sabahtan beri can yapan tayfadan galiba. Sabahtan beri can yapmasına rağmen ilk dupunda güzel işler çıkardı. Helal olsun. Hiçbir mind game'i yemedi ya da ben tam yapamadım artık. Bilemeyeceğim yani. Özel işlerimizi de yapalım. Adamın hakkında yemeyelim. Oyun üstünlüğü bende olduğu için hiç çömelmekle uğraşmayacağım şu an. Şu ikisinin son asılışı zaten. Şunu alayım. Oğlum ikinci kere aynı mind game'i yiyor anasını satayım. Çok tatlı la bu. Bu var ya bilip'le bilmemek arasında bir şey yani. Basit spotları iyi oynuyor. Burada palet yok değil mi? Ha burada var. Tamam. Respektimiz işe yaradı. Güzel, güzel fake, güzel fake, güzel. Kusursuz oynadı burayı. O nasıl bir detonedir ya? Ya yeter artık geri zekalı. Lan geri zekalı nereye atıyorsun? La oğlum. Allah Allah. İnat ettim lan. Bak bu inat belki de bana maçı kaybettirecek ama. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben inat ettim mi? İnat ederim yani. Öyle hani tuttuğumu koparırım falan diye atar yapmayacağım. İnat ederim. Olursa olur olmazsa. Sağlık olsun. Nereye geçeriz? Bu arada uyumsuzluk yanıyor orada. Bu öldü. Okey uyumsuzluktakinde bir tanesini alalım oradan. Hiç dediğim gibi eğilmekle uğraşmıyorum şu an. Bir tanesi de burada bir yerde muhtemelen de. Oo uçmuş gitmiş sen dolaba girmiş. Olabilir misin? Olabilirsin. Neden olmayasın? Yani şimdi burada iki kişiyken biri kıvrak attı. Okey. Ama diğeri nerede? Ulan 5. boyut Salih teşekkür ediyorum bana verdiğin özel güçler için. 4'te 4 takıntım olmadığı için onu direkt astım. 4'te 4 takıntım olsaydı yere bırakıp hatch'e bulmasına izin vermezdim ama hiç öyle takıntılarım yoktur arkadaşlar. Çok sinirlenmediğim sürece. Gel beraber arayalım hatch'i. Kim şanslıysa o kazansın artık. İşin içine şans girdiği için kendime kazanma ihtimali vermiyorum. Ha buldum lan. Kazandık! Kazandık! Kerem Tunçeri! Kerem Tunçeri! Basket! Kerem Tunçeri! Kazandık! Kerem Tunçeri! Kazandık! Kerem Tunçeri! Kerem Tunçeri! Aga be o maçı hatırlayanlar var mı? O maçı hatırlayanlar varsa var ya yaşı böyle 20 üstü olan izleyicilerimizden elbet hatırlayan olur. O maç müthiş bir maçtı ya. 2010 Türkiye Sırbistan basketbol maçı yazarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arşiv videoları paylaşan kanallar var. Sen gerizekalı mısın? Sen gerizekalı mısın? At hadi at hadi. Hadi at bakalım sol nupunu. Sol nupu görenleri şaşırttı. Yalnız en güzel en sonunun son seviyesi olsaydı direkt yapıştırırdım pike. Pike direkt yapıştırırdım. Sen sprint mi bekliyorsun? Yo ne yapıyorsun oğlum? Da sen ilk loop'unda güzel oynadıydın. Ola göte mi oynadın? Ha anladım ben orada sürekli mind game denedim ya. Bu hepsinden dümdüz bing 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 diye atladı. Biz de bunu iyi oynuyor sandık. Öyle mi oldu? Neyse güzel ilk maç. Şanımıza yakışır bir 4-4 arkadaşlar. Pig'in şanına yakışır bir 4-4. Yalnız eklenti müthiş. Özellikle diğer eklentiyle birleştiği zaman kafasında tuzak olan bir kurbanı kovalıyorsanız müthiş avantajlısınız. Hiçbir yorgunluk perkünü kullanamıyor. Ne dart atabiliyor ne sprint. Gayretli benekli baykuş çelengini geldi. Arkadaşlar bu güçlü dediğim pembe eklentinden bende tam 19 tane varmış. Bu yüzden bu videoda 19 tane ya. Aynen 19 tane maç oynayayım da. Videoyu artık 20 günde editlerim ha. Bir 20 günde de paylaşsak. Vallahi siz bayağı zeki çıktınız Allah ha. Pig olduğumu tabii kutularımı görerek belli bir süre sonra anlıyorlar. Şimdi maç başı kutulara mı gitsem acaba ne diyorsunuz? Ay kız Jason sana güldü mü o? Niye gülüyorsun lan benim Jill Valentine'ıma? Orada birini daha gördüm orada. Babanın gözden kaçmaz. Babanın gözden kaçmaz hocam. Ha, şimdi tatlı bir palet, tatlı bir palet. Peki ne yaptırırsın şimdi sen bana orada? Okey. Yine salak saçma bir loop'a başladık arkadaşlar. Güzel. Odun oynayarak. Fake'imize cevap aldık. Daha doğrusu fake de vermedik. Dümdüz oynadık. Trickster main'i yatırdık yere. Şimdi bir tanesi tuzağını çıkartmış. Lan seni gidi ulan. Büyücü. Kesin büyü yaptın değil mi? Dur bakayım şu arkadaki gerizekalı onu görmediğimi sanıyor olabilir. Lan geri kaybettim. Nereye gitti anasını satayım? Oha! Ne ayak? Ha büyücü! Senin o büyülerin bize söker mi lan? İyi ruinim devam ediyor. Tamam o base paletini sana harcattıracağız ya. Base paletini sana harcattıracağız.
Ya da sen bilirsin, harcama istersen. Vururum ki. Ya şerefsiz ya, nasıl yerim bunu ya? Window bait'i yemedim de. Dead Art'ı tahmin edemedim. Öküz gibi vurduk. Güzel, fake edittirdik. Bu adam oyunu bildiği için arkadaşlar, bu adama hiç özellik atmakla uğraşmadım. Çünkü bu adam oyunu bitirmiş. Yani bitirmemiş ama iyi oynuyor. Normalde orada özellik atsaydım koştuğu için yetişemeyecektim. Yani abi özellik niye atmıyorsun diye sorabilirsiniz. Ama bu adama özellik atmam çok mantıklı değil çünkü biliyor. Kaçacak spottan. Aha, struggle'a girdi. Orada bu Jhen... Oğlum Jhen yapılıyormuş yala. Ana! Oğlum Jhen yapılıyormuş, hiç beklemedim. Gerizekalı ne oldu lan? Ha? Ya oğlum. Beni çıldırtma ya. Bu kadar... Bu kadar düz oynarsan oyunu, tamam mı? Bir süre sonra senin online game'ini yerler ama o Dead Art buff'ını da s**erler. Kimse kusura bakmasın. Adamdan bağırma sesi çıkıyor kadından. Yere düşen yok. Bu niye ölmüş bu arada, bu ilk astığım? Güzel oynuyordu. İşte böyle oyunculara tilt oluyorum ya. İstediği kadar iyi oynasam ben böyle bir oyuncuya saygı duymam. Adam takımını yalnız bırakıyor, anasını satayım. Bu Jhen'e hala devam eden var. Niye bu kadar inatlaştık ya bu Jhen'de? Para ödülü mü var bu Jhen'i yapana? Tamam. Jhil main spotu müthiş oynuyor. Jungle'cimler direkt böyle harcanınca çok üzülüyorum ya. İçim gidiyor biliyor musunuz? İçim. Allah Allah, ne ayak? Jungle'cimi hemen harcayan, buradaki spotu harcamayan mantığım he? O zaman jungle'cimi de harcamayacaksın. Lan hiç palette yürüneceksiniz oğlum killer'lara. Ya çok basit yani. Basit bir mind game. Ben çok fazla pig oynamayı bilmediğim için arkadaşlar. Daha doğrusu biliyorum ama öyle üstün bir pig oyuncusu da değilim. Sıradanım. En fazla o mind game'i yaparım yani. Sağa gidiyor gibi yapıp soldan giderim. Peki bu gerizekalının önüne çıkabilir miyim şuradan? Vallahi çıkar mıyım çıkmaz mıyım bilmem de. İçeride kaldım. Buradaki mal beni görmüş. Üstteki Jhen'i riske ettim. O bitsin. Sürekli oraya çıkmakla uğraşamam. Üşeniyorum vallahi. Onu riske ettik artık. O bitsin. Şu Nia'yı bir alalım bakalım. Nia'yı bir alalım bakalım. Şu hareket var ya. Oyundaki en saçma hareket. Killer'dan hasar aldıktan sonra. Killer'dan hasar aldıktan sonra böyle içine falan girmeye çalışıyor ya. Niye anasını satayım yani? Onun yerine hit alıp kaçsa farkı açacak bende. Bak farkı açamadı, öldü gerizekalı. Şuna depik atalım. Sen onu bitir. Ne oluyor lan? Anadolu'nun kapıları açıldı anasını satayım. Yalnız Bulup var ya, Bulup beni öldürür. Hocam Bulup beni öldürür de yani orada bekleyecek beni değil mi? Ne yapsın ki? Tamam. Güzel oynadık. Spot'u güzel kilitledik. Bu taraftan kovalamaya devam etseydim şu an olduğu gibi beni deler. Bakayım aynı yere mi koşmuş? Aynen. Sürekli buradan volt atacağı için yani diğer taraftan kovalamam lazım benim bunu. Yine atar ama fast volt atamaz en azından diye tahmin ediyorum. Aynen şu şekilde atar. Onda da bir şekilde farkı kapatırım diye tahmin ediyorum. İşte oyunu bilenler pig'e karşı direkt depar ya. Direkt depar. Hepsine fake atacağım anasını satayım. Direkt depar ya. Kilitlendi kankam pencere, ne yapacaksın? Hiç ben sana o zaman özellikle falan uğraşmayayım. Ha, o paleti de oyna. Oyna o paleti de. İşte o her zaman işlemez. Ama o Dead Art'ını götüne sokayım artık senin. Hah, iyi var, takıldı da öldü. Ya üstüme koşunca biliyorum Dead Art atacağını ama nedense o Ember'e salak gibi basıyorum ya. Niye öyle oluyor? Salak olduğum için mi? Cevabı verdim ya işte. Cevap soruda gizli arkadaşlar. Her zaman buna dikkat edeceksiniz. Ya ben mesela iyi oynadığım bir oyunda bir böyle yeni başlamış veya orta seviye birini izlerken hafiften tilt oluyorum. Sizde muhtemelen killer mainler varsa aranızda böyle. Yani çok artık üst düzey bazı oyunu bitirenler var ya böyle. Her attığı mind game'i tutturanlar. Öyle bir şeyseniz beni izlerken tilt oluyor olabilirsiniz. Özür dilerim o yüzden. Allah'ım yarabbim. Sizin amacınız muhabbete odaklanmak olsun arkadaşlar. Benim gameplay'im diyorum her zaman orta seviyedir. Üst seviye bir gameplay beklemeyin. Muhabbet yapar takılırız da. Ooo, Jhen'de iki kişi oturdu. Direneceğiz diyorsunuz, okey. Öbürü salma saymış var ya, bunlar bu maç beni delermiş. Tamam, bitireceksiniz Jhen'i, anladık. O bir tanesi yapmaya devam ediyor, farkındayım. Sen yine aynı spot, sen yine aynı spot, seninle uğraşamam şu an. Merhaba Jhil'cim, sen biraz zayıf halka gibisin. Ananı avradını satayım. Ağzıma bir veriyordu var ya lafı. Çok pis,
Çok pis laf yiyordum yani. Ay ulan. Gerçi bu yok. Jile ben niye zayıf arkadaydım oğlum? Jile bana güzel loop atmıştı. Jile harbiden iyi loop atmıştı bana. Oo bu neymiş oğlum ya? Jile önüne baksana be kanka. Bunun dedardı var mıydı? Kanka bir şey diyeceğim. Ne oldu? Yeter ki canından kovalım. Nereye gidiyorsan git defol git. Ya hay gerizekalı ya. Ne gereksiz bir perk anasını satayım. Müthiş bir başladığım, müthiş başladığım maçta şu an maç gidebilir. Orada bir yerde olduğunu biliyordum. Şerefsiz köpek. Kaç kaç oraya kaç kaç. Gelmeyeceğim. Vermeyeceğim bu maçı. En az 3 kill'im var. Ha, sıkıştı götün kaç anasını satayım değil mi? Sıkıştı götün kaç. He, ben de salağım sana geleceğim. Allah'ım ya Rabbim. Adamların kullandığı perk'e bak çıldırırsın ya. Bittim oğlum bitirme lan. Bitmedi de. İyi yükselttiler. Biri geri... Ya onu vur işte, onu vur işte anasını satayım. Otomatik aim nereye odaklanıyorsun ya? Şimdi ben bu jili alayım. Jilin son asılışı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok, bitirin canları. Tamam jili aldık herhalde. Dedardım vardı bu salağın. Tamam, bitir şimdi ojeni. Şimdi işte hangi kapıya gelirler, orası biraz meçhul. Ha buru açılıyor, tamam. Dur 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 dur. Peşine düşmem yeterli, peşine düşmem yeterli. Tamam, şimdi sana bir sürprizim var dostum. Tamam şimdi bulupu adama şey yapacağız, tamam. Bulupu adama oturtturacağız. Hiç önemli değil, hiç. Hiç önemli değil, hiç. Hatta yetişemedi bile zaten. Yat bakalım aşağı dostum. Öbürü açtı sanırım kapıyı. Aynen açtı. Hiç öyle 4'te 4 yapayım, 5'te 5 yapayım. Hiç takıntım yoktur kardeşim. Fazlalığı alayım yeterli benim için. Tamam. Zor maç, çok zor maç. Her ne kadar sorar takımla sinir olsam da çok iyi direndiler. Tebrik ediyorum. O ilk baştaki mal takımını satıp ölmeseydi çok net yenerlerdi bu maç beni. İki tane red rank varmış. Bir tanesi konsol, bir tanesi normal. Kardeş bırak mırah deme işte. Siz de direndiniz, ben de direndim. Gençler iki tane çok güzel maç geçirdik. İlk maçı bileğimizin hakkıyla yendik. İkinci maçta da çok iyi direndik. İki takım da çok iyi oynadı. Yine biz galip çıktık. Başa baş bir mücadeleydi. Bu videoluk iki maçla yetinelim. Zaten ikinci maç çok uzun sürdü. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.